Ben de mi? Tamam, o zaman ben de. Gece vardı yası, sonra zile devam ediyor. Geçen hafta sizlerle beraber Pahoy'daydık. Pahoy... Ne? Paho değildi o. Neydi? Halk Dansları Festivali'nin gecesiydi. Gözler çok fena. Şu an gece yaklaşık 11.30 civarı ve yorgunluktan ölüyoruz aslında. Gece çalışanlarla beraber olacağız bu programda. Şu anda denizdeki mekanlardan bir tanesindeyiz. Şimdi de ama onun mutfağındayız aslında. Yani garsonları geçtik, direkt mutfak kısmına gireceğiz. Hadi girelim. Evet. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Buralar bayağı bir sıcak gibi gözüküyor. Merhabalar. Merhabalar. Gece vardiyasından Çağdaş. Geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. Evet, hemen şuradan başlayalım. İsmini alabilir miyim? Mehmet Ali Ergen. Nerelisin? Beyağaçlıyım. Denizli'nin Beyağaç ilçesinden. Beyağaç. Zeki abi var. Zeki abi fotoğrafçı, Zeki Akakça. Tanıyor musun? Evet, tanıyorum. Yeğeni olurum. Hadi canım. Evet. Zeki Akakça. Yeğeni olurum. Dayımdır kendileri. Sende fotoğrafçılık var mı? Ben de fotoğrafçılık aslında merak olarak var da pek ilgilenmiyorum. Yani mutfak üzerine daha çok yoğunlaştım. İşte, dayım kendisi doğayla ilgilendiği için daha çok kendi mesleğinden ayrı kendine ait ek iş olarak yapıyor. Dayım kendisi hem kendi mesleğine göre gidiyor. Benziyorlar canım, maşallah. Ama bu arada sen oraya gittin, benim mikrofon kablom çıkıp duracak şimdi. O zaman ben şuradan tutayım da çıkmasın. Mutfaktaki görevin ne? Mutfaktaki görevim, mutfak sorumlusu. Yani aşçıbaşı olarak görev yapıyorum. Arkadaş da ne oluyor, kalfa mı? Evet, arkadaşımız kalfa olarak. Kalfa, seni tanıyalım, isim nedir? Veli Yılmaz, ben de Denizli Beyaz Çiçesi. Aynı zamanda sınıf arkadaşıyız, Mehmet Ali ile. Beyaşlılar toplamış o zaman buraya. Başka beyaşlı var mı çalışanlardan? Bir tane daha var arkadaşımız. O nerede? Arkadaşımız şu anda antreye çıktı. Nasıl olsa gelir. Evet, neye yapacaksınız bugün bize? Bugün Meksikana yapacağız. Bir de Greek salatamız var. İkisi uyumlu olsun diye. Yemek programı gibi oldu ama yapacak bir şey yok yani. Ne yapalım? İnsanlar burada yemek yapıyor. Aşçılar yani, gece vardı aslında. O zaman başlayalım bir an önce. Ocağımız yakıldı, tavamız koyuldu. Evet, şimdi görelim bakalım. Meksikano nasıl yapılırmış? Tavuklarımızı alıyoruz. Tele açayım mı? Ortamın sesini de alalım mı? İyi böyle. Bir dakika, ne yapıyoruz? Onu daha böyle şurada yapsak. Kesim işlerini. Bu taraf alalım onları. Bir görelim nasıl kestiğinizi. Normal tavuk kalçalarını az büyük olmayacak şekilde kesiyoruz. Zeytinyağı mı? Evet, yani zeytinyağı, sıvı yağ biraz karıştırıyoruz. Biraz zeytinyağı kendisi ağır geldiği için hafif olsun, ikisini karıştırıyoruz. Sonra ne var? Ben sonra mantar ilave ediyoruz. Şu şekilde. Oğuz abi, sende de aşçılık vardı yanlış hatırlamıyorsam. Var. Var, bir sertifikan da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yani en son ice tea yapmıştın. Yani aşçılık sınıfına girmiyor ama bir de makarnaydı bu. Stajyer olarak. Yeni kalf olarak verebilirim ya. Vallahi çok iyi yemek yapar yani. Evet. Bu kesim tarzının bir adı var mı ya? Efendim? Bu aşçılıkta kesim tarzlarının bir adı vardır hep böyle değişik, evet, değişik. Evet. Bunun bir adı var mı? Matignon deniliyor. Hani büyük küp şeklinde değil ama bir parça büyüğü olarak geçiyor. Matik? Non. Matignon. Biliyor muydun abi? Okulda okuduğum için bu mesleğin, onun için. Kaç yıldır aşçılık yapıyorsun? Ben 8 yıldır yapıyorum. 8 yıldır yapıyorum. Hadi okulunu okudum, lise. Şu an üniversitesini bitirdim. Turizm işletme olarak. Yaşın kaç? 23. Evli misin, bekar mı? Bekarım. Bekar. 23 yaşında mısın? Evet. Tamam, bekar olman normal. 8 yıldır çalışıyorsun turizm sektöründe. Hep böyle mutfakta mıydın? Evet.
İlk staj olarak başladım ben lise hayatımda. Onda serviste garsonluk olarak başladım. Daha sonra mutfağa yoğunlaştım. Evet, orada tavuklar pişmeye başladı. Evet. Alev görecek miyiz orada? Evet, göreceğiz. Ortalığı yakmayalım da sonra. Yok, bir şey olmaz. Evet, mantarlar da ilave edildi. Bu şimdi kaç kişilik bir yemek? Bu şimdi tek kişilik olarak yapıyoruz, tek porsiyon olarak. Hatta onun kendine özel tabağı da var. Meksikano, boğa. Bu şekilde dökümün üzerine bir de şöyle göstereyim. Bu arada biz burada yemek yapıyoruz ama kameranın arkasında bir 20 kişi oluştu maşallah. Size de geleceğim yakında. Öyle, yok, kaçmak yok yani. Evet. Şimdi biberler. Biraz çok ince olmayacak şekilde. Kalın kalın doğruyoruz. Kalın kalın doğranıyoruz. Bu yemeği evde yapacağım ben. Çağırayım mı seni Oğuz abi? Ama böyle yaparsak harbi benim ev yanar yalnız. İşiniz çok zor sıcaklarda. Hadi kışın iyi de. Alevi çıkınca. Zor. Burada da normal var ama aspiratörümüz pek çekmiyor yani o da. Evet. Almıyor. Biraz buğulanıyor her taraf. İyiymiş. Evet, yakma durumları devam ediyor. Tıraş olmak ister misin Oğuz abi bu tarzda? Sakallarını alevle aldırsak. Olabilir. Daha sonra soğanla... Taze soğan. Evet, taze soğan ilave ediyoruz. Domateslerini. Domates. Yalnız aşçımız hiç terlemiyor burada. Gram ter akmadı. Ben burada terlemeye başladım ya. Alışkın olduğumuzdan olabilir belki. Bu arada dayım da çok sever yemek yapmasını. Hiç görmedik vallahi. Yani. Zeki abiyle birçok defa dağda karşılaştık ama hiç. Hep konserve taşıyordu yanında. Evet ya, genelde köylü usulü olsun diye genelde evde yaptırır, köyde yaptırır. Buradan götürdüğü zaman, geziye gittikleri zaman oradaki köyde yaptırdığı hani ekmek olsun, yemek olsun veya Beyaç'ın kendi has yemeklerini takdim eder yani misafirlere. Biz onunla hiç Beyaç'ta denk gelmedik. Hep Karcı'da falan denk geldik. Aha, o fotoğraf çekimine çıkardık. Biz de dağdan inerdik o saatlerde. Hep denk geliyorduk. Evet. O genelde kendi sevdiği için böyle hani şehir tarzı şeyleri pek sevmez. Köy tarzı şeyleri sevdiği için. Hatta kendisi bile geçer yapar yani. Yapar canım, ateş başında iyi. Patlıcan iyi közlemişti bir defa. Demek ki Beyaç'ın kanında var yemek evet. Yapmak. Bunu da öğrendik. Beyaçlılar aşçı oluyor. Evet. Ben çok terledim ya. Zaten çoğunlukta ya şöminenin önünde ekmek olarak fotoğraf. Biliyorum biliyorum. Evet. Beraber fotoğraf çekmeye de çıkmıştık onunla. Çok andık yalnız ya Zeki abi. Edremit'te. Sergi açtı biliyorum. Sergi açtı. Bir hafta boyunca denizde olmak gerekiyor galiba. Böyle mutfakta yaşadığın ilginç olaylar var mı? Geceleri garsonlarla kavga ediyor musunuz sipariş yetiştirirken? Evet, oluyor yani. Genelde oluyor. Tabii ki yukarıda gerginlik oluyor. Mesela gerginlik değil de iş stresi yani. Müşteri bir oradan sipariş verir, oradan biraz kafa karışıklığı oluyor. Tabii ki aşağıdan yemeğin bir tanesi. Hani sorun olmasa bile hani mesela bir şey eksik gider. Bir şey olur. Genelde onlar hani müşteriyi kendileri hani şey yapmayalım diye. O ne? Chili sos. Chili. Evet, chili sos. Hazır da var mı, kendim mi yap? Bu hazır. Hazır geliyor. Az bakalım. Bu da oyster sosumuz. Ne sosu? Oyster. Oyster. Yani soya sosu. Oyster. Evet, hazır. Bunlar normal İtalyanların kullandığı soslar oluyor. Bu da soya sosu. Bir de zaten soya sosumuzu genel olarak bilinir yani.
Acı sos zaten Meksikana'nın özelliğidir acı sos. Olmazsa olmaz. Evet. Nasıl? Bizde de acı olmazsa olmaz. Tabii canım, sen acıyı seversin biliyorum. Denizler acı arası iyidir. İyi. Oğuz abim süper yer mesela. Kendi turşusunu kendi yapıyormuş. Doğru mu? Bu sene şalgamını yapacak mısın? Turşuyu? Annen yapıyor. Hanım yapıyor. Doğru, sen evliydin değil mi? Evet, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi lavaşımızı ikiye bölüp dürüm halinde sarıyoruz. Yanına ekstra ekmek için. Bunları biraz önce ısıttın galiba. Evet, ızgarada ısıtıyoruz önce. Sıcak durması için. Bakalım görseli nasıl olacak bu yemeğin? Merak ediyoruz. Evet. Sıcak dökmüşüz bir kez ısıtıyoruz efendim. Her altı zaman olacak. Hala pişiyor bu. Güzel mi? Beğendin mi Oğuz abi? Görünüş iyi. Burnum yandı acıdan. Evet, bunlar kenarına. Zannımca tabak çok ısınmış gibi sanki. Çok ısınmış. Evet, hayır. Normal kendi sıcaklığında. Üzerine kaşar atıyoruz efendim. Başta. Kaşarlar eridi mi güzel olur herhalde. Evet. Soğan ekliyoruz. Başta soğan yemeğimiz şu şekilde servis alır. Oğuz abi afiyet olsun. Yemek programı. Adı neydi? Meksikano muydu? Evet. Orada ne yapıyorsun? Direkt salatamız var. Salata. Bayılırım. Vazgeçilmez yani. Tabii canım. Ege'liyiz. Salatasız olmaz. Ne koyacaksın içine? Iceberg marul içerisine. Biraz iri doğranmış şekli. Başka? Daha sonra biraz kıvırcık marulumuz var. Daha sonra bu da kırmızı marulumuz. Kırmızı. Lale roz olarak geçiyor. Lale roz. Evet. Daha sonra rokamız. Salatalık. Evet, biraz da salatalık koyacağım. Maşallah, iyi kesiyorsun. Biraz harmanlıyoruz bunları. Kaç defa parmağını kestin? Valla biraz kendim sakarlık olduğu için devamlı keserim yani. Beğendin mi Oğuz abi? Tadına bakacağız. Tamam, bakalım. Ben bir şey tavsiye ediyorum sana. Yani sürekli kesik bir parmak dolaştır. Böyle. Elini kesmezsin. Aynen. Son olarak domatesler kesildi. Evet. Üzerine biraz domates. Daha sonra biraz da süsleme işlemi yapacağız. Hadi bakalım. Dayın fotoğrafçı, senin görselin nasıl, bir görelim bakalım. Aynen. Hadi. Vallahi dayım daha profesyonel oldu kesin yani o konularda. Herkes kendi işinde profesyoneldir, bilmiyorum. Bekliyorum güzel bir şov şöyle. Salatalıktan ördek yapar mısın? Salatalı ördek? Ya yani zor yani. Hiç uğraşmadım da zor yani. Daha sonra üzerine biraz beyaz peynir ilave ediyoruz. İçine peçete de koyuyoruz galiba. Evet, biraz. Daha lezzetli olsun diye. Evet, salatamızda biraz da yağ geziyor. Zaten müşteriye yağ ve sos göndermiyoruz. O kendi arzusuna göre yukarıda sosluklarımız var. Onun içerisinde. Yani bazıları seviyor, bazıları sevmiyor. Şimdi tekrardan. Evet, yemeğimiz ve salatamız hazır. Şimdi yemeği baştan alalım. Yemek Meksikano. İçinde neler var?
İçinde efendim kalça parçaları. Kalça derken? Lokmalık şekilde efendim. Tavuk kalçası. Tavuk. Evet, tavuk kalçası. Ondan sonra mantar efendim. Hı-hı. Normal bildiğimiz kültür mantarı. Ondan sonra domates var efendim. Aynı şekilde. Oyster sos var efendim soslardan. Ondan sonra şili sos var. Soya sosumuz var. Üstüne de kaşar koyup. Üstüne de kaşar, lavaş ekliyoruz efendim. En sonunda bir baş soğan. Tamam, sıra geldi salataya. Buraya gel bakalım. Salata, içinde neler var? Iceberg marulumuz var. Kıvırcık marulumuz. Salatalık, domates, roka. Bir de üzerine süslemek için yani marul çeşitlerinden elimizde olan malzemeyle üzerini süslüyoruz. Görsellik açısından daha hani görünüşte daha yani iyi. Fena değil, tamam yani. Kabul ediyorum. Güzel bir görselliği var. En azından renkler birbirine güzel olmuş. Evet. İştah açıcı. Yer misin Oğuz abi? O zaman yiyelim hadi. Evet, şimdi mekanda garsonlarla beraber seni tanıyalım. Adım Fatih abicim. Komiyim burada. Öğrenciyim. Ayrıca çalışıyorum. Hangi bölümde okuyorsun? Çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler. Çeko. Çeko. Oradan çıkınca ne olacak? Abi özel şirketlere yönetici olarak yetiştiriliyoruz. Asıl alanım sosyal güvenlik kurumu. Ama idare hakim olabiliyorum, mali müşavir olabiliyorum, denetmen olabiliyorum. Ama ne olacaksın? Her zaman büyük ihtimalle memur olacağız. Memur. Ama önü açık bir meslek, bölüm daha doğrusu. İnşallah iş bulursun mezun olunca. İnşallah abi. Bulamazsak burada abi garsonluk öğreniyoruz, garsonluk yapacağız. Kaç aydır buradasın? Açıldığımdan beri buradayım abi. Kaç ay oldu açıldın? Aralığın ortasında açıldı. Yaklaşık bir 7 ay 8 ay kadar oldu. 8 aydır buradasın. Nasıl peki müşterilerle aran? Müşterilerle aramız çok iyi. Onlara sürekli güler yüz davranıyoruz. Aynı şekilde karşılığını alıyoruz. Onlar da bize güler yüzleriyle sıcak temasımız var müşterilerle, bunu söyleyebilirim. Biz daha doğrusu onlara müşteri değil misafirimiz diyoruz. Onlarla aramızda çok güzel sıcak bir diyalog var. Umarım bu şekilde devam eder. Ne güzel söyledi ya. Firuze gelsene. Burada aslında bir tane bayan daha var ama kaçıyor bizden. Cık, olmadı yani. Abi şöyle bir dönsene. Gözüksün bari. Evet, bu sırtıydı. Evet. Gel gel. Gel. Gelmezsen ben gelirim. Ben geldim. Firuze, nerelisin? Burdurluyum. Öğrenci misin? Değilim. Burada ne iş yapıyorsun? Fatih Bey gibi komiyim ben de. Siz de komisiniz. Fatih Bey, şöyle alalım sizi. Yan yana geçin bakayım. Garsonlar iyi davranıyor mu size? Evet abi. Ben şahsen kendi garsonumdan memnunum. Feyzi Bey sağ olsun anlayışlıdır. Siz beraber nasıl? Devam ediyoruz. Bizim garsonla komi arasında bir fark yok aslında ya. İsim değişikliği mi var sadece? Görevler aynı yani. Aşağı yukarı. Biz onların yardımcısı gibi bir konumdayız. Onların müşteriyle daha çok onlar irtibata geçiyor. Biz onlar sipariş alıyor, siparişlerini getiriyoruz. Yoğunluk zamanında biz de sipariş alıyoruz. Ya yani genel olarak şöyle diyebiliriz. Biz garsonların yardımcısıyız. Garson yardımcısı. Sen orada bak kaldın ama. Gel istersen biraz ön tarafa. İsim alayım. Ben Ahmet. Ahmet. Sen de öğrencisin galiba. Aynen. İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümündeyim ben. Pamukkale Üniversitesi. İşte bu ne zaman bitiyor okul? Okul daha çok yeni başladık. Allah kurtarsın. İkinci senem daha, birinci sınıftayım. Önümüzde bir 5-6-7 sene daha var. Zor. Tamam, ben konumuza geri dönüyorum. Hemen gece işleriyle soralım. Gece müşterilerle yaşadığın komik diyaloglar oluyor mu? Çok fazla oluyor. Mesela bir tane örnek alayım. Ya mesela müşterimiz var. Özellikle bazı müşterilerimiz var. Biraz ağır müşteriler diyeyim. Onlar genelde kendi yakın olduğu garsonları, sürekli onlarla ilgilenen garsonları istiyorlar. Bir kere başıma gelen abi, ben buna çok gülmüştüm. Çağırdı, elini kaldırdı, yanına gittim. Bana Fevzi'yi gönder, menü getirsin dedi. Yani menü getirmek için Fevzi istedi, bu komime gitmişti. Evet, bu tarafa geçelim Ahmet Bey. Abi benim hatırlamıyorum ya, ben daha yeni başladım. Kaç gün oldu? 2 hafta falan oldu daha. 2 hafta çok ama, müşterilerle muhabbetin olmuştur yani. 2 ay mı oldu? 2 ay lafı geldi oradan. 2 ay olmuş. Oo, hayırlı olsun tabii. Zaman su gibi akmış geçmiş vallahi. Ne bileyim işte, isteneni yapıyoruz biz en iyi şekilde. Komik olaylarda aramızda geçiyor genelde. Sahne arkası, gülüşmeleri, kulisler. Firuze,
Sen tek bayansın galiba burada. Tek bayanım. Niye teksin böyle? Tek olmak daha iyi ya. Değerli oluyorsun değil mi? Yani. Senin var mı müşterilerle yaşadığın diyaloglar? Benim dün gece oldu mesela. Gece 1:30 sularında falan. Bayağı bir viski alkol falan almışlardı. 6 tane kahve yaptırmışlardı arda arda, beğenmediler. Özel tarifler falan verdiler aynı kişi. En sonunda kapattık. O zaman vazgeçti. 6 tane kahve mi yaptın? Evet. 6 defa yani. 6 defa. Zor müşteri. Öptük yaktık. Harbiden zor müşteri. Zor müşteri. Şeylerle aranız nasıl? Aşçılarla? Çok iyi. Çok iyi. Tartışmıyorsunuz değil mi? Tartışıyoruz. Peynir ekmek vermiyorlar bize abicim. Aç mı bırakıyorlar sizi? Evet, aç bırakıyorlar, susuz bırakıyorlar bizi. Evden gelmediniz mi, yemek yemediniz mi diyorlar. Yani. Ama ben öyle bir şey hiç bilmiyorum ya. Sabah geldiğimizde burada herkese yemek veriliyor yani, biz görüyoruz. Abi çok lezzetli yemek yaptıkları için biraz nazlanıyorlar. Biz de nazarını çekiyoruz artık o lezzetli yemeklerden yemek için. İdare edin artık ya. Siz de bakın komillere. Yani iki tane öğrenci var burada. Aç bunlar. Öğrencilerin hepsi açtır. Sırf rejim yaptırıyoruz abi. Rejim yaptırıyoruz. Adamın abi. Dişi şişmiş ya. Açlıktan. Şimdi daha önce arkadaşımız biraz mutfakçıydı yani. Aşçıydı daha önce. Sonradan komille terfi etti. Kim? Şu arkadaş. Evet, aynen öyle. Daha önce arkadaşımız. Yalnız aşçılıktan komille terfi edilmez aslında. Şutlanılır. Ha? Direkt ben şut abi, yapmışlar ya. Yani. Ayrılmak istedim, yukarıya çıkmak istedim. Hayatımda belli kararlar almam gerekiyor. Ve kesin kararları verdim. Hayat dönüm noktalarından ibarettir. Ben de yukarı çıkmayı doğru buldum kendimce. Öyle. Rahatsın yani. Var, rahatım abi. Ben zaten bir şey diyeceğim abi. Ben bu mekanda mutfakta çalıştım. Bulaşıkçı yoktu. Bulaşık yıkadım. Kombinik yaptım. Ya yapıyorum hala. Herhalde bu gidişle abi müdürlüğe kadar bir serüvenim olur diye düşünüyorum. Bence de yani dışarı doğru sen gidiyorsun yavaş yavaş. Bilmiyorum abicim ama yapmadığım bir müdürlük kaldı. Onu da müdürümüz Arif Bey'le de konuştuk, şakalaştık. Böyle abi dedim, koltuğunda gözüm var dedim. O da 19 Mayıs'ta gel gençlik bayramında bir gününde oturacağım dedi. Bir gün. 23 Nisan'da falan yap. Bak daha biraz büyüdük 23 Nisan için. 19 Mayıs tercih ediyorum. Sen gel, ben sana sinema makyajı yaparım. Küçücük olursun. Abi terliyorum ben. Makyajlı olurum. Fazla terliyoruz. Burası kopuk bir mekan gördüğünüz gibi. Yani herkes neşeli. Herkes muhabbet. Firuze. Ne haber? İyiliksiz lan, ne haber? Firuze konuşmaktan vazgeçiyor ama arka taraf koptu zaten giderken. Bu haftalık bu kadar. Görüşürüz.